Örnek parçamız dışarıdan alınmış bir parçadır ve hala yüzey gövde olarak görünmektedir. Yüzey gövde olan bu parçayı ilk önce bir katıya dönüştürelim. Bunun için araçlar menüsüne giriyorum. Ardından alma tanımlamayı seçiyorum. Alma tanımlamaya girdiğimizde iki yüzün hata verdiğini görüyoruz. Bu yüzlerden birinin üzerine sağ tıklayarak seçime yakınlaşanı seçiyorum. Böylece yüzüğü yakından inceleyebiliyoruz. Diğerini inceleyelim. Yine seçime yakınlaşa tıklayarak. Her iki yüzeyinde basit yüzey olduğunu görüyorum. Bu nedenle yüz birinin üzerine sağ tıklayarak yüzü onarı seçiyorum. Ve bütün yüzler onarılmış oluyor. İşlemi onaylıyorum. Artık yüzey gövde değil, bir adet katı gövdemiz var. Şimdi bu parçanın kalıp tasarımına başlayabiliriz. Kalıp tasarımı için SOLIDWORKS'un kalıp araçlarını kullanalım. Menü üzerine sağ tıklayarak kalıp araçlarını açıyorum. Ölçüye giriyorum ve merkez noktasına göre bu parçayı %5 kadar büyütüyorum. 1.05 değerini yazıyorum. İşlemi onaylıyorum. Ve parçamız %5 oranında büyüyor. Ardından parçanın analizini yapalım. Ayrım çizgileri komutuna giriyorum. Parçaya yaklaşıyorum ve buradaki yüzü kalıbın hareket yönüne dik olarak seçiyorum. 1 dereceye göre analiz etmesini istiyorum. Analiz ettiğimizde yeşil ve kırmızı yüzler oluştu. Yeşiller pozitif, kırmızılarsa negatif yerleri gösteriyor. Bu iki yüz rengi arasında herhangi bir geçiş olmadığını görüyoruz. Yani herhangi bir yerde ters açı bulunmamakta. Aynı zamanda ayrım çizgileri menüsünde kalıp ayrım hattının otomatik olarak seçildiğini görüyoruz. Buradaki kırmızı ve yeşil çizgilerin birleşim yerlerine göre. Komutu onaylıyorum. Böylece ayrım hattımız oluşmuş oluyor. Ardından boşlukları kapat komutuna giriyorum. Bu menü kalıp parçamızın deliklerini kapatıyor ve dişi ve erkek yerler için yeni birer yüzey oluşturuyor. Buradaki boşluğu kapatırken temas özelliğini değil, seçim değiştiriyorum. Tetik özelliğini kullanmasını istediğimi belirtiyorum. Ve işlemi onaylıyorum. İşlem gerçekleştiğinde parçanın üzerinde yeni iki tane yüzey elde etmiş olduk ve ayrıca buradaki delik kapanmış oldu. Şimdi bu yüzlerimizi rahat inceleyebilmek için katı gövdeyi gizleyelim. Yüzey gövdeleri inceleyelim. Az önce draft analiz yaptığımızda elde ettiğimiz yeşil ve kırmızı yerleri görüyoruz. Bu iki yüzey bir kabuk gibi parçamızın her yerini kapladı. Bir sonraki işleme geçiyorum. Bir sonraki işlem ayrım yüzeyleri. Burada da kalıp ayırma yüzeyini oluşturuyoruz. Ayrım yüzeyleri komutu ayrım hattını otomatik olarak kendisi görüyor. Bu yüzeyin uzunluğu için 0.5 inç değerine giriyorum. Kenarların keskin olması için keskinlik özelliğini seçiyorum. İşlemi onaylıyorum. Ardından buradaki yüzeyin üzerinde bir yardımcı düzlem oluşturacağım. Yüzeyi seçiyorum ve unsurlar menüsünden düzleme giriyorum. Buradaki yüze 1 inç mesafede ve yüzün üst tarafında bir düzlem oluşturuyorum. Düzleme bir taslak açıyorum. Dik bakış seçelim. Burada bir dikdörtgen hazırlayacağım. Dikdörtgeni merkezle oluşturacağım. Merkez ile dikdörtgen yöntemini seçtim. Ve dikdörtgeni oluşturdum.
Ölçlendirme ile diğer değerleri verelim. Yükseklik 18, genişlik 16 inçtir. Taslağı onaylayarak kapatıyorum. Oluşturduğumuz bu taslak, kalıbımızın çekirdeğinin profili olacak. Kalıp çekirdeğini oluşturmak için kalıp araçları menüsünden erkek ve dişiyi oluşturu seçiyorum. Üst tarafa doğru 3, alt tarafa doğruysa 5 inç kadar derinlik vermesini istiyorum. Gördüğünüz gibi menü her şeyi otomatik olarak seçti. Maça, boşluk ve ayrım yüzü olarak 3 tane penceresi var. Pembe olan yerde kırmızı yüzü, boşluk olarak gösterdiği yerde üstteki yeşil yüzü seçti. Ayrım hattını da yine kendisi otomatik olarak belirledi. Geçiş ve yüzü oluşturmak için bu özelliği aktif hale getiriyorum. Ve geçiş ve yüzey arasındaki buradaki açıyı 5 derece olarak düzenliyorum. Böylece biraz daha geniş bir açı oluşturmuş olduk. İşlemi onaylıyorum. Böylece kalıbımızın çekirdeği oluşmuş oldu. Ayrım hattını gizlemek için üzerine bir kez tıklayarak gizleyi seçiyorum. Burada iki tane gizleme simgesi görmekteyiz. İkinci gizleme simgesi ise ayrım hattının üzerinde bulunduğu parçanın bilgisidir. İlk üzerine tıklayarak ayrım hattını gizliyorum. Şimdi parçalarımızı rahat inceleyebilmek için yukarıdaki ekle menüsünden unsurlara ve buradan da taşı kopyalaya giriyorum. Gövdenin bir tanesini seçip yukarı doğru sürüklüyorum. İşlemi onaylıyorum. Böylece oluşturduğumuz yüzey gövdelerimizi saklayayım ilk önce. Oluşturduğumuz kalıbın iki yüzünü görmüş oluyoruz.